Balkondaki muhabbet kuşu. O gün hava çok sıcak olduğu için balkonda ders çalışıyordum. İçeriye göre biraz daha esintiliydi burası. Ertesi gün iki dersten sınavım vardı. Birçok arkadaşım gibi derslerime günü gününe hazırlanmadığım için sınav öncesi çok fazla çalışmak zorunda kalıyordum. Yine de yeterli olmuyordu. Her defasında pişman oluyor, dersleri biriktirmemek için kendime söz veriyordum. Sonra bu sözümü çektiğim sıkıntıyı unutuyor yine biriktiriyordum. O günde oflaya puflaya Türkçe kitabımın yapraklarını çeviriyor. Bir yandan da yanımdaki tabağa uzanıp annemin benim için soyup dilimlediği elmaları atıştırıyordum. Sınav öncesi beni hep böyle şımartır. Ama karşılıksız değildir annemin çabası. Benim çok başarılı olmamı istedikleri için çalışırken derse kendimi daha iyi verebileyim diye ellerinden geleni yaparlar. Ben bu düşünceler içindeyken inanılmaz bir şey oldu. Elma tabağımın kıyısına bir muhabbet kuşu konu verdi. Bir iki kez tırtıkladı elmayı. Limon sarısı tüyleri var. Ne yapmalı, ne etmeli onu kaçırmamak için? Anneme seslensem kuş ürküp kaçabilir. Elimle yakalamaya çalışsam o benden hızlı davranabilir. Tabağıma kadar korkmadan yaklaşabildiyse insana alışık demek ki. Ben böyle ne yapacağımı bilmez haldeyken muhabbet kuşu benden daha kararlı davranıp açık balkon kapısından salona giriverdi. Fırladım yerimden, içeri girip balkon kapısını kapadım hemen. Anne, anne pencereleri kapat. Benim çığlıklarım kapıyı gürültüyle kapatmam annemi korkutmuştu. Anne, içeriye muhabbet kuşu girdi. Yakalayalım. Kuş da ürkmüştü sesimden. Korkudan salonun içinde daireler çizerek uçuyor, hiçbir yere konmuyordu. Birden daireler çizmeyi bırakıp annemin tertemiz sildiği camı fark edemeyerek pencereye doğru hızla uçtu ve çarpıp yere düştü. Öyle hızlı bir çarpma oldu ki bu, ölmüş olmasından korktum. Ama yalnızca sersemlediğini görünce çok sevindim. Hemen eğilip aldım yerden. Avcumda tutarak okşadım, sakinleştirmeye çalıştım. Küçücük yüreğinin tıp Atışını duyuyordu, avcumda. Çarpmanın ve yabancı biri tarafından yakalanmanın korkusunu yaşıyor olmalıydı. Anne, bizim eski kafesimiz olacaktı. Atmadınız, değil mi? İki yıl önce çocukça bir şımarıklıkla bana bir muhabbet kuşu alırsanız derslerimi daha iyi çalışırım demiştim. Onlar da beni kırmayıp mavi renkli bir muhabbet kuşu almışlardı. Renginden dolayı ona maviş diyorduk. Mavişi hepimiz çok sevmiştik. Ona birkaç sözcük öğretmek için çırpınıp durmuştum. Maviş demeyi öğrendiği gün açık unuttuğumuz pencereden uçtu gitti. Bir daha da gelmedi. Uzun süre boş kafese bakıp kuşumuzun başına kim bilir neler gelmiştir diye üzülüp durdum. İşte şimdi kafes bir işe yarayacaktı. Maviş'in boşluğunu bu sarı muhabbet kuşu doldurabilirdi. Annem de sevinmişti kendiliğinden evimize giren bu kuşa. Çocukça bir heyecanla e kuşu ver ben tutayım. Sen de mutfak tezgahının altına bak. Sanıyorum eski kafes oradaydı dedi. Kuşu onun avuçları arasına bırakıp mutfağa koştum. Mavişin kafesini bulup tozunu sildikten sonra salona götürdüm. Kapısını açıp içine koyduk. Hemen içindeki çubuğa tüneyip küçük canı gagalamaya başladı. Su kabını çıkartıp içine temiz su koydum. Anne kuşa yem almaya gidebilir miyim? Maviş'ten kalan yem olacaktı bir kavanozda onu bulalım. O bayatlamıştır anne. Taze yem alalım kuşumuz hasta olmasın. E kuşçu uzak değil ki zaten. Hemen gider gelirim. Annem onu sahiplenmeme, kuşumuz dememe şaşırdı. Selvi kızım belki komşularımızın birinin evinden kaçmıştır. Hemen sahiplenmesen iyi olur. Bunu sonra konuşalım anne." diyerek dışarı fırladım. Sanki kuş açlıktan ölecekmiş gibi koşa koşa gidip yem aldım. O gün kuşla ilgilenmekten derslerime zaman ayıramadım. Ertesi gün Türkçe sınavının kompozisyon bölümünde öğretmenimiz hayvanlarla ilgili bir anınızı anlatın deyince evimize kendiliğinden gelen bu kuşu bir güzel anlattım. Çok güzel bir yazı çıktı ortaya. Ne yazık ki matematik sınavında böyle bir şansım olmadı. Kuşun bize geldiği ikinci gün ona bir ad bulmak için düşünüp duruyordum. Sonunda buldum. Eski kuşumuzun adı Maviş'ti. Buna da Maviş diyebilirdik. Bunu anneme babama söylediğimde annem karşı çıktı. Selvi bu kuş mavi değil ki kaybolan kuşumuza renginden dolayı öyle bir ad vermiştik. Bence bulacağın ad bu kuşa yakışır bir ad olursa daha iyi olur. Biz böyle tartışırken kafesteki kuş ötmeye ve bir şeyler söylemeye başladı. Boncuk, boncuk, cici boncuk. Annem, gördün mü Selvi bir ad bulmana gerek kalmadı. Kendi adını söyledi işte dedi. Demek adı boncuk. Güzel bir ad bulmuşlar diye düşünürken Kuş yeni bir sözcük söylemeye başladı. Aşık, aşık, aşık. Babam, ee, hangisi gerçek adı acaba? Bunu elbette sahibi bilir. Ne diyorsun Selvi? Yarın araştırmaya başlayacak mısın? dedi. Baba bu kadar apartmanın içinde kuşun sahibini nasıl bulabilirim? Babam biraz düşündü sonra ağır ağır konuştu. Sokaktaki arkadaşlarına sorarak araştırmaya başlayabilirsin. Bu sokakta birçok arkadaşın var senin. Bizim sokakta bulamazsan diğer sokaklarda da araştırma yapabilirsin. Ya birisi kendi kuşu olmadığı halde benim kuşum derse kuşun rengini, özelliklerini sorarsın. Aman baba, muhabbet kuşları çok çeşitli değil ki. Kafadan atıp da tutturursa ya adını sorarsın. Hangi sözcükleri öğrettiğini sorarsın. Biz babamla tartışmayı sürdürürken kuş yeniden öğrendiği sözcükleri söylemeye başladı. Aşık, aşık. Cici boncuk, cici boncuk. Onun böyle sözcükleri net biçimde söylemesi aklıma bir başka çözüm yolunun gelmesine neden oldu. Onu bir süre dinleyip öğrendiği sözcüklerden yola çıkarak sahibi hakkında ipuçları elde edebilirdik. Adının aşık mı yoksa cici boncuk mu olduğunu kestiremediğimiz kaçak muhabbet kuşu sanki içimden geçenleri sezmiş gibi yeni bir sözcük daha söyleyiverdi günaydınlar günaydınlar anneme babama çözüm önerimi söylediğimde ikisi de onayladılar babam birkaç gün daha bekleyebiliriz sen bu arada yine de arkadaşların arasında bir araştırma yapsan iyi olur dedi muhabbet kuşlarının papağanların konuşabilme yetenekleri her zaman ilgimi çekmiştir ben onların gerçekten insan gibi konuştuklarını düşünürdüm Hatırlıyorum, Türkçe dersinde öğretmenimiz bir gün şöyle demişti: "İnsan yeryüzünde konuşabilen tek canlıdır." Ben parmak kaldırıp bazı kuşların da konuşabildiğini söylemiştim. O da açıklamıştı. "Birçok arkadaşın senin gibi düşünüyor Selvi ama bu doğru değil. Bir kuşa günaydın demeyi öğretebilirsiniz ama o size günaydın derken gününüzün aydın olması dileğiyle söylemez bunu." o sözü bir ötme biçimi olarak algılar ve onun için yalnızca taklit eder. Yanında her gün bir bardağı tıklatacak olursanız tıklatma sesini de çıkartabilir. Bu bizim konuştuğumuz dille bağlantılı olacak bir şey değildir. Öğretmenimizin bu açıklaması papağanların ve muhabbet kuşlarının çok ilginç bulduğum bu yeteneklerine hayrandığımı azaltmış, insanların konuşabilme yeteneklerine ve dili olan ilgimi arttırmıştı. Yine de elimizdeki bu kuş sözcükleri taklit etme özelliğiyle sahibini bulmamıza yardımcı olacağı için yeniden hayranlığımı kazanmıştı. Geveze sayılabilecek bir kuştu. Araya yeni sözcükler de katarak sürekli ötüyordu. Günaydınlar, günaydınlar. Aşık, aşık, canım aşık. Güzel pınar, güzel pınar. Pınar sözcüğünü hemen yazdım bir kağıda. Sahibinin adı olabilirdi. Güzel dediğine göre sahibi güzel bir kızdı. Babam da duymuştu güzel Pınar sözünü. İşte ipuçlarından biri. Sokakta sor soruştur. Arkadaşlarının Pınar adında bir kız arkadaşları olup olmadığını öğren. Bulduğum Pınar'ın güzel de olması gerekiyor değil mi baba? E kuşu öyle söylediğine göre. Babam güldü. Kızım kuşu vermemek için elinden geleni yapmaya çalışıyorsun gibi geliyor bana. Babam haklıydı. Kuşu verme niyetim pek yoktu ama onun asıl sahiplerinin yanında daha mutlu olabileceğini düşünmüyor değildim. Ertesi gün bizim sokakta küçük bir araştırma yaptım. Pınar adında birini tanımıyordu arkadaşlarım. İnsanlar evlerinde besledikleri kuşlara soyadlarını öğretseler daha iyi olur diye düşündüm. O zaman evlerin kapısındaki adları soyadları okuyarak bu dedektiflik çalışmasını başarıyla bitirebilirdim. Böyle düşündükten sonra kendimle alay ettim. Yok bir de telefon numarası öğretselerdi bari. Sonra bu alaylı düşüncenin gerçek olabileceğini düşünmeye başladım. Neden olmasın? Belki öğretmişlerdir. Eve geldiğimde bir deneme yapmak istedim. Annem alışverişe çıkmıştı. Babamın gelmesine de daha iki üç saat var. Onlar eve döndüğünde ne kadar iyi bir dedektif olduğumu kanıtlamak istiyordum. Kafesin karşısına geçip sayıları söylemeye başladım. Bir, iki, üç, ben bunları söyleyip dururken o başka bir ad söyleyiverdi. Hatice, Hatice. Bunu da yazdım ipuçları kağıdımı. Bu geveze muhabbet kuşu C'yi doğru olarak söyleyemiyor, Ç gibi söylüyordu. Yeniden sayıları söylemeye başladım. Bir, iki, üç. O yine Hatice'yi iki üç kez söyledikten sonra bir takım numaralar söylemeye başladı. Gerçekten de telefon numarasına benziyordu rakamların sayısı, gruplanışı çok uygundu. Olabilir miydi? Şaşırmadan söyleyebilir miydi yedi rakamlı bir telefon numarasını? Bu kuşun sözcük dağarcığı çok geniş olmalı diye düşündüm. Kağıdı kaleme elime alıp rakamları net olarak duymak için kulak kesildim. 332 17 66 332 17 66 Alo? İyi günler. Rahatsız ediyorum ama bir şey sormak istiyordum size. Buyurun sorun kızım. Sizin bir muhabbet kuşunuz var mıydı acaba? Evet vardı. Bir tane değil, iki tane vardı hem de. Sonra biri Peki ama siz kimsiniz? Niçin öğrenmek istiyorsunuz? Bizim evin balkonuna bir muhabbet kuşu konmuştu. Onu yakaladık. Şimdi de sahibini bulmaya çalışıyoruz. Adı neydi kuşunuzun? Aşık. Evet, galiba buldum sahibini. Ama kuşu elimden kaçırmak istemediğim için işi yokuşa sürmeye çalışıyordum. ''Aşık mı? E, emin misiniz? Başka bir adı yok mu? Cici Boncuk falan gibi.'' ''Hayır. Adı Aşık ama eşinin adı Cici Boncuk. O hala evde. Aşık bir hafta önce uçup gitti.'' ''Kuşunuz ne renkti? Bildiği sözler var mıydı?'' Karşımdaki kişi biraz sinirlenmiş gibiydi. ''Yavrum sana yalan söylediğimi mi sanıyorsun?'' Yoksa beni işletiyor musun? Eğer sizdeki kuş sarı renkteyse ve aşık diyebiliyorsa bizim kuşumuz olmalı. E, hayır, sizi işletmiyorum efendim. Yalnızca kuşun gerçek sahibi olup olmadığınızı anlamaya çalışıyorum. Dedektiflik oynuyorsun yani. Peki peki, sana inandım. Adından başka Cici Boncuk derdi. Güzel Pınar diyerek kızımın adını söylerdi. Günaydınlar diyebilirdi. Aa bir de Hatice derdi, bizim hanımın adı. Yeterli oldu mu yavrum? Bahaneler bulmaya çalışıyordum. Hatice'yi tam söyleyebiliyor muydu? Telefondaki adam güldü. Hayır. C'yi Ç olarak söyler. Hatice derdi. Sanırım ikna oldun. Sizin eve gelen kuş bizim aşık. Yapabilecek bir şey kalmamıştı. Evet efendim, sizin kuşunuz. Biliyor musunuz? Telefon numarasını da ondan öğrendim. Gerçekten mi? Eksiksiz söyleyebildi demek. Öyle sayılır. İyi ki öğretmişsiniz. Çok iyi. Ben bu numarayı öğretmek için bir ay çalışmıştım. Çabalarım hep boşa gidiyordu. Tam öğretmekten vazgeçtiğim gün açık pencereden uçup gitti. Adresinizi verir misiniz yavrum? Gelip alalım. İstemeye istemeye verdim adresi. Bizden üç sokak ötedeymiş evleri. Şimdi kızım Pınar'la almaya geliyoruz. Çok teşekkür ederim yavrum. Bizi öyle mutlu ettin ki. Onlar gelmeden önce annem alışverişten döndü. Biraz sonra da babam geldi. Onlara dedektifliğimi anlattım. Kuşun asıl sahibine döneceğine ikisi de sevindi. Tabii böyle becerikli bir kuşa sahip olamadığım için duyduğum üzüntüyü de anlıyorlardı. Babam benim üzüntümü geçirmek için iyi cins bir muhabbet kuşu alacağına söz verdi. Biraz sonra kapı çaldı. Ben açtım. Merhaba yavrum, yanlış gelmedik değil mi? Sen telefonda konuştuğum kız olmalısın. Gelenler kuşun sahipleriydi. Pınar Bunlar... Benim yaşlarımda kuşun da belirttiği gibi güzel bir kız. Babası da hoş sohbet, cana yakın bir adam. Bizimkilerle hemen kaynaştı. Biz de Pınar'la kafesin başında kuşlar hakkında ne biliyorsak birbirimize anlattık. Aşık da bildiği bütün sözleri sıralayarak bize eşlik etti. O günden sonra bu aileyle güzel bir dostluk kurduk. Onlar bize geldi, biz onlara gittik. Keşke kafesinden kaçan bütün kuşlar insanlar arasında böyle güzel ilişkiler kurulmasına neden olsa. Babam bu olaydan bir süre sonra tüyleri yeşil ve sarı renkle bezenmiş bir muhabbet kuşu aldı. Ona önce adını öğrettim. Çok zor olmadı. O beş günün sonunda söylemeye başladı. Çapkın, çapkın, çapkın. Şimdi de kaçma olasılığını düşünerek pınarlar gibi ben de telefon numarasını öğretmek için uğraşıp duruyorum. Fakat bu çabam hep boşa gidiyor. Her seferinde numaraların kimisini söylüyor, kimisini atlıyor. Bazen yer değiştirerek söylüyor. Sanırım çapkın da aşık gibi zor durumda kalınca söyleyebilecek. Yani evden kaçtığında. Miyase sert barut.